kokular geliyor içeriden pis pis. Ne yapıyorsun acaba içeride saatlerdir? Yuh, abartsaydın keşke. Harika bir çorba oldu. Ne bu? Kelle paça. Al, iç bakayım. Ya hayatta içmem ben bunu. Kendi ellerimle yaptım ama ayıp oluyor. Acaba koca karı tarifleriyle mi iyileştireceksin beni? Koca karımı? Sus, bir daha duymayayım. Yoğun kolajen içermesi nedeniyle doku iyileşmesine birebir olan kelle paça, aynı zamanda çocukların kemik gelişimine de fayda sağlayan doğal bir vitamin deposu. Ya Ayas, kamu spotu musun nesin, bir git Allah aşkına. Ayrıca çocuk muyum ben? Bunu içmeyerek çocukluk yapıyorsun. Bak, iyileştirecek seni diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Çünkü geçen sefer de anneannemin şahane tarifi demiştin. O çorbanın içine bir zehir katmadığın kalmıştı. Bu farklı. Bu seni kesin iyileştirecek. Ne var bunun içinde? Bir şey yok. Keçi ayağı var. Merak etme. Tırnaklarını, kıllarını falan hepsini ayıkladım. Ay, Ayaz, içmem ben bunu ya. Gel bakayım sen. Hadi iç. Ya. İç şunu. Çok güzel oldu bak. Çok beğeneceksin. Al. Al iç. Oh, mis. Hmm. İç şunu, hepsini iç. İç. Ya ne yaramaz kızsın sen ya. Çorbanı da içmedin zaten. Ya bırak. Ama yaraların, onlar ne olacak? Yaralarım önemli değil. Önemli olan o maça çıkmak. Bana söz ver. Bu son. Bir daha dövüşmeyeceksin. Sana söz veremem. Beni bekleme. Hadi haydi git. Dövüşü de izleme. Bunu söylemesi kolay. Hiç beni düşünmüyorsun. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Lütfen uzatma. Uyuyor musun sen bakayım? Uyan çabuk. Şşş. Hayır, çıkmayacağım. Ya bu filmde uyunur mu ya? Bak en güzel sahnesi. Ya izliyorum ben. İkna olmayacağım Suzi. Vazgeç. Beni düşünmüyorsun. Peki çocuğumuzu da mı düşünmüyorsun? Onu buraya getirmedin değil mi? Tabii ki getirmedim. Deli mi sanıyorsun sen beni? Dövüş bitsin geç. Evde seni bekliyorum. Onu öp benim için. Ceza yaşadım zevk için. Kaçmadın, kurtulmadın, hayat senin. Kaldıramazsan, yol bulamazsan, kendin ceza yaşadın zevk için. Kaçmadın, kurtulmadın, hayat senin. Farkında değilsin, hata sende. Cehennem senin, cennet ellerin. Kaldıramazsan, yol bulamazsan, kendine bir bak, yalan dolan. We'll be right back.
Annem! Ne oluyor ya? Telefonun çalıyor. Annem arıyor. Ya tamam bir sakin ol. Ayağını acıtacaksın. Alo anne. Ya Ayaz benim gitmem lazım. Yani evi daha yeni geri aldık ve ben onların yanında olmalıyım. Tamam ben seni bırakacağım. Acele etme tamam. Önce bir eşyalarını toplayayım ha. Nasıl doymuşum ya? Filmin etkisinde kaldım galiba böyle rüyalar gördüm. Ne gördün bakayım? Ya böyle sen, boks, ben, buzlar. Aman saçma sapan bir şeydi işte. Hayır bir yerin de açıkta değildi ki. Gel bakayım buraya yaz. Gel. Vuracağım koluna. Uzat. Aa sargıyı çıkaralım gel. Uzan bakayım sen. Hazır mısın? Çorba film falan değil de benim aslında başka bir tedavi yöntemim var. Hem de kesin çözüm. Hazır mısın? Uygulayacağım şimdi. Anında geçecek. Biliyor musun? Ben rüyamda... Neyse, boş ver. Geçti mi? Şimdi nasıl? Aslında bir de şurası ağrıyor. Hani ben düştüm ya. Başka? Bir de şurası sanki böyle. Başka? Aslında bir de şurası. Bakayım. Bugün için özür dilerim. Gelmemem gerekirdi. Seni küçük düşürdüysem kusura bakma. Sadece... Öykü, ben o adamı pek sevmedim. Yani içime sinmeyen bir şey var onda. Ayaz, ben senin içine sinmediğini bile bile... Onunla çalışmak ister miyim sanıyorsun? Tabii ki hayır. Ama bu yaşananlardan sonra kimse beni işe almaz. Başka seçeneğim yok. Olsa zaten derinle çalışmam. Daha önce çalıştığım bir alan bile değil. Ama başka alternatifim yok. Ve biliyorsun aileme destek olmam lazım. Hadi gidelim. Annem beni bekler. Ha dur. Çoraplarını giydireyim. Getir bakayım ayağını sağa, sağa. Gel bakayım.
be. Vallahi özlemişim böyle sabah dedikoduları yapmayı. Ayaz'a bak sen. Nasıl da kıskanmış seni. Hiç beklemezdim vallahi. Vallahi ben de şaşırmadım desem yalan olur. Adam da bir garipmiş ha. Ay cep telefonu kullanmıyorum ne demek. Ya sadece o olsa iyi. Fotoğraf makinesi var ama çekmiyor. Nasıl yani? Yani doğru anı bekliyormuş. Ama bazen doğru an geldiğinde de çekmemek gerekiyormuş. Yani güzel şeyler söylüyor aslında ama bir garip. Sen ne yapacaksın peki? Onu sen söyleyeceksin Burcucuğum. Ya biz niye toplandık burada? Bana akıl vereceksin. Yani benim Derin Bey'le çalışmam gerekiyor çünkü kimse çalışmaz benimle. Ama Ayaz'ın da içi rahat etmiyor. Sen olsan ne yapardın? Ay bilmiyorum ya. Herhalde Emre'nin içi rahat etmezse çalışmazdım. Ay gerçi bilmiyorum ya. Emre ile ilgili bir şey düşünmek istemiyorum. Şu an sinirlerim tepeme çıkıyor. Ne oldu ya? Of sinir. Saf bu erkekler ya. Bazen gözünün önündekileri göremiyorlar. Geçen ben Emre'nin çalıştığı mekana gitmiştim, tamam mı? Yuh Burcu, bir dövmediğin kalmış çocuğu ya. Ne ya, haksız mıyım? Senin ne işin var şeytanın yanında? Yani bak, Emre çok vicdanlı biri. Onun da zaafı bu. Şeyma ne kadar kötüyse, Emre de o kadar iyi biri. O kadar iyi olmak iyi değil işte. İyilikle saflığı birbirine karıştırmamak lazım. Bu iyilik değil, saflık. Yine de o kadar kızmamalıydım Burcu. Haklısın aslında. Esas Şeyma'ya kızmam lazım benim. Konuşacağım onunla da. Ya işin mi yok Burcu? Ne gerek var şimdi boşuna tatsızlık? Yok yok, böyle olmayacak. Dişimi göstermezsem en sevdiklerime musallat olmaya devam edecek bu kız. Konuşacağım. Senden de, Emre'den de, abimden de uzak duracak artık. Bana daha ne yapabilir ki? Yani yaptı yapacağını işimden etti beni zaten. Merhabalar. Cemal Özler ben. Moda Evi 99'dan arıyorum. Öykü Acar'ın telefonu mudur? Evet benim. Buyurun. İbrahim Yakut'un defilesinde izledim sizi. Defilenin magazinsel boyutuyla ilgilenmiyorum. Ama tasarımlarınız çok hoşuma gitti. Onlarla ilgileniyorum. Ya gerçekten mi? Yani teşekkür ederim. Ya, bu arada tasarımcım dün işten ayrıldık. Çok acil yeni birine ihtiyacımız var. Zira biliyorsunuz yoğun bir sezona giriyoruz. Bir an önce çalışmalara başlamamız lazım. Hatta mümkünse bugün. Tamam, olur. Yani ben geleyim bir konuşalım tabii. Tamamdır. İnternetiniz var mı? Evet. Tamam, web sayfamızdan adresi bulabilirsiniz. Sorun değil, anlaştık. Peki, bekliyoruz. Kendim. Hadi yine iyisin. Dört ayak üstüne düştün. Ya Burcu baksana. Demek ki insanlar da varmış hayatta. Kimse beni işe almaz diyordum ama adam ne dedi? Tasarımlarınızla ilgileniyorum. Kavgayla değil. Burcu bir dakika ya. Bunu Ayaz ayarlamış olamaz değil mi? Nasıl yani? Yani bu işi bana Ayaz ayarlamış olamaz. Ay yok ya sanmam. Dersini almıştır o. Artık uğraşmaz böyle şeylerle. Olsun. Ben yine de bir arayayım da. Emin olun. Günaydın canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi sana kısa bir sorum olacak. Yani aslında güzel bir haber de tabii senin vereceğin cevaba bağlı. Bana bir iş teklifi geldi. Teşekkür ederim. Ben de çok sevindim. Ama Ayaz bunu sen ayarlamış olamazsın değil mi? Yani senin parmağın yok mu işte? Doğruyu söyle bak. Tamam o zaman çok sevinebiliriz. Çünkü en iyilerinden biri çok güzel bir teklif bu. Canım benim çok sevindim senin için. Bak her şey rayına girmeye başladı. Tamam. Tamam. O zaman akşam görüşürüz. Öpüyorum. Cemal konuştuğumuz gibi her şey aramızda kalacak. Tamam sen nasıl istersin. Teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. Görüşürüz.
giyeceğim ben? Ay gündelik bir şeyler giy ya. Normalde işe nasıl gidiyorsan öyle. Ay kızım çok heyecanlıyım. Derin Bey ne olacak peki? Vallahi bunun üzerine Derin Bey güzel bir bardak soğuk su içsin. Bu teklif hem daha iyi hem de Ayaz'ın içi rahat edecek. Değil mi? Bir taşla iki kuş. Ya da iki taşla bir kuş. Evet. Hadi hazırlan ben seni bırakayım. Tamam ben üstüme giyecek şişer bulayım. Hadi. Öykü. Cemal Bey. Merhaba. Hoş geldin. Çağrıma bu kadar kısa zaman içinde cevap verdiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Asıl ben çok teşekkür ederim. Detayları sonra konuşuruz. Hemen başlamanı istiyorum. Zira işler çok yoğun. Masam burası. İşlik edeyim sana. İşle ilgili sana bilgi verecekler. Bura uygun mudur? Gayet uygun. Tekrar sağ olun. Harika. Hayırlı olsun. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Geçen seneki katalog. Cemal Bey size vermemi istedi. Aa, tamam. Alayım ben. Teşekkür ederim. Çok hemen inceleyeceğim. Selam. Derin ben. Merhaba. Numaranız kayıtlı bende. Biliyorum. Merhaba. Nasılsınız? Siz demeyi bırakmamış mıydık? Ya evet pardon bırakmıştık. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bayan nasıl oldu onu merak ettim. Yani daha iyi ben dün biraz abarttım galiba. Gayet iyiyim. Harika. Ne zaman çalışmaya devam ediyoruz? Ben de tam o konuyla ilgili seni arayacaktım. Anladım ben. Sen nasıl istersen. Bir saniye lütfen. Ben... Her şey için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim tekrar. Şey, pardon. Cemal Bey bana işle ilgili birilerinin bilgi vermeye geleceğini söylemişti de kimse gelmedi henüz. Bekle, gelir. Bekliyorum işte de kimse gelmedi. Ben ne yapayım? Sen şu süper yetenekli kız değil misin? Torpille bir günde girdin işe. Artık nasıl becerdiysen bunu da halledersin herhalde. Yalnız ben torpille girmedim işe. Teklif geldi. Eminim öyledir. Cemal Bey'in odası nerede? Koridordan gir, sağda. Efendim Ayaz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Vallahi iyidir herhalde. Oturttuk bir masaya kızım. Ne iş vereceğini de bilmiyorum ki şimdi. Ya illaki bir şeyler çıkar. Yani gerekirse birazcık beklesin sorun değil. Hayır iş buldum diyelim kimse çalışmak istemiyor ki onunla. Haklılardı. Bir anda tepeden indim. Herkes de olayları biliyor. Yani ortam çok huzursuz. Hiç hoş olmadı bu durum. Cemal bunları konuştuk ama. Konuştuk Ayaz da. Ya kimse çalışmak istemiyor Öykü'yle. Herkes ön yargıyla bakıyor. Ya arada sen olmasan ben hayatta işe almam. Ya çizimleri bize uygun değil. De senin yerin bende ayrı biliyorsun. Aynı şekilde biliyorsun. Ben de sana güveniyorum. Bak insanlar zamanla alışır anladın mı? Tekrar sağ ol. Rica ederim. Artık bakacağız bir hal çaresine. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Hayatım, hoş geldin. Ben sana ne demiştim Ayaz? Ben sana ne demiştim? Tamam. Tamam, sakin ol. Ben sen mutlu ol diye yaptım. Mutlu muyum ben sence şu an? Ya bir baksana bana, mutlu gözüküyor muyum orada? Annem gibi değilim demiştim bana ya. Öyleymişsin. Hiçbir farkınız yok birbirinizden. İkiniz de düşüncesizsiniz. İkiniz de paranın gücünü her altı halledebileceğini zannediyorsunuz. Ya ben senden bunu mu istedim? Niye izin vermiyorsun sana yardım etmeme ya? Ben yabancı mıyım? Sevgilinim ben senin. Tabii ki sana yardım edeceğim. Ya ben sen mutlu ol diye yaptım. Ne var bunda bu kadar kızacak? Bencilsin sen. Ben mutlu olayım diye ayarlamadın bana o işi sen. Kendi için rahat etsin diye ayarladın. Derinle çalışmıyorum da kimle çalışırsam çalışayım değil mi? Daha ne kadar sürecekti ben farkına varmasaydım bu yalan? Yüzüme baka baka gülecektin. Yüzüme baka baka bu yalanı devam ettirecektin. Hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl bu kadar bencil olabildin ya? Nasıl? İnanamıyorum sana. Şeyma bana kötülük yaptı. Önem Hanım bana kötülük yaptı. Ben sıranın sana geleceğini hiç düşünmemiştim. Öykü! Bırak! Sakın peşimden gelme. Öykü'nün seni affedeceğini zannetmiyorum ama yani aramak senin ne kadar iyi niyetli olduğunu gösterir. Sonuçta yaptığın çok yanlıştı. Hadi ara. Hı? Moda evine gel. Konuşalım seninle. Bir takım yanlış anlaşılmalar oldu aramızda. Onları düzeltelim. Hem bütün bu olan tatsızlıklara rağmen ben işini kaybetmeni istemem. İş mi? İş mi kaldı ya? Ne işi? İşin sizin olsun Önem Hanım. İyiliğinizle kötülüğünüz de sizin olsun. Moda eviniz, gururunuz, o çok önemli itibarınız da sizin olsun. Beni aramayın. Beni arayıp vicdanınızı rahatlatmaya çalışmayın. Ben sizi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Terbiyesiz, hadsiz. Önem ne yaptın sen? Ondan özür dileyecektin. Hayır, bir de işe çağırıyorsun. Senin özür dileme anlayışın bu mu ya? Kıza sadaka verirmiş gibi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Önem? Sibel, yeter ama. Seni dinledik, aradık. Bacak kadar kızın hakaret işittik. Hala onu savunmaya devam edeceksen... Rica ediyorum, git bu evden. Böyle yapma. Yalnız yaşlanırsın. Kimse de kalmaz yanında. Ben de dahil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.